Kaldırma, indir aşağıya. Kaldırma. Allah İlk kendini gülmedi, eline bir kağıt okudu o karanlıkta. Bir şey okuyordu. Hem ilk ışığında bak, o kalifer peteni aldı bak, almadan önce kalifer peteni şeyini kestim ya. O ilk kendini gördüm, eline bir kağıt parçasından bir şey okuyordu. Aklına o kaldı mesela. Depremin ikinci gününde biz burada Adana, Kozan, Kurbeller, maden arama kurtarma olarak, ekip olarak biz buradan yardıma gittik, gönüllü yardımcı olarak. Ardımızda işte büyük bir enkaz yığını vardı. Orada direkt bir askerin önümüzü keserek bir ses geldiğini söyledi. Direkt vardığımızda bir bayan sesinin geldiğini tespit ettik. İsmi de Rabia öğretmenmiş. Vardığımızda bizim lambamızın ışığını gördüğünü söyledi. AFAD görevliler de geldi. Sonra biz madenci ekip olarak yani nasıl girip nasıl kurtaracağını bilgimiz, tecrübemiz olduğu için hemen hemen 2 saate yakın sürdü. Şarjı ispirallerle, kırıcılarla dar bir alan açarak ulaştık. Ulaştığımızda ise Rabia öğretmenin başörtüsü istedi, onu verdik. Sonra çorap istedi. Çorap verdik. Enkaz birbirine çok girgin olduğu için 6. kat olabilir yani tahminen. Yanında annesi de vardı, o da vefat etmişti. Sonra az da olsa bir yudum su içirdik. Tekrardan bize kendisini bayağı bir konuştuk, kendisini yormamasını söyledik. Sonra bir battaniye çekerek yanında vardık. Bir kalifer peteği vardı. Çok zor bir alandı çünkü. Mutlu oldum, çok mutlu oldum. Bir can bir can. Dünyaya bedel bir can. O anda da kendisi o kadar pek şey değildi ama soğukkanlıydı, o da soğukkanlıydı yani yüzündeki ifadeye göre. İşte bir dışarıda bir battaniye istedik, dar alan olduğu için onu sırt üstü beri çekerek aldık, öyle kurtardık. İşte bir ses yani daha geldiğini söylediler. Oraya gittiğimizde bir hamile, bir bayan olduğunu söylediler, 4 aylık hamile bayan olduğunu söylediler. Vardık, onda da çok yani yemin çok berbattı, girecek gibi değildi ama müdahale yani çok büyük mücadele ettik. Ona da vardığımızda onu da annesi yanındaydı. Vefat etmiş. Onu da aynı ispirallarla, matkaplarla dar bir alan açarak onu da o şekilde enkazdan kurtardık. Vallahi iyi ki madenci olmuşum. Gurur duyuyorum. Demek ki böylesi yerlerde de gerekiyormuş. Oraya varınca o anda o şeyi görünce ister istemez üzüntü oldu. Ve can kurtardıkça mutlu olduk, sevindik ama ölülerde görünce çok üzüldüğümüz oldu, o şartları görünce. Yatağa yattığımız zaman bile gözümüz önüne geliyor, hala orada gibi hissediyor kendimizi. Ülkemiz adına büyük bir felaketti. Şu an konuşurken bile zorlanıyoruz bazen. 7-8 günde yaklaşık 100'e yakın ceset çıkardık. Zordu, 11 kişinin canına dokunduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok büyük emekler, gayretler, 3-4 saatlik çalışmalar yaptık. Artçı depremler oluyordu. Artçı deprem olduğu sırada için içinde kaldığımız oldu. Evet, 11 tane çıkardık. Şu an gözümün önünde canlanan 4-5 aylık bir hamile ablamız vardı, 30 yaşlarında. Yani 6 gün içeride nasıl kaldığına biz inanamadık yani. 5 aylık bir insanın orada hani hiç mi açlık, şeker düşer, tansiyon yükseldi. Yani bir de kocası yanındaydı. Kafa kafaya kocasının orada vefat etmiş görmesi, onun kokusu zordu yani. Gayet iyi olduğunu söyledi. Şaşırdık yani. İyiyiz diyorlar. O da bizi şaşırttı yani. 6 gün boyunca hiçbir şey yemeden içmeden bir karanlık ortamdasın. Soğuk, beton yığınlar üzerinde. Eşin ölmüş. Yani bir panik atı halindesin ama nasıl Allah yani yardım etmiş. Ama ya deprem öyle bir olmuş ki yatak odasını biz terste bulduk yani. Dönerek yıkmış. En büyük hüsranımız da yaklaşık yani çıkardığımızın %70'i hep merdiven boşluğundan çıkardık. Yani en son çıkardığımız 12 kişinin tamamının merdiven boşluğunda olduğunu gördük. Bu bizi üzdü yani. Hepsinde ben onur duyuyorum. Çalışan arkadaşlarımla, oraya giden arkadaşlarımla ve diğer ülkenin genelinden gelen arkadaşlarla, madenci arkadaşlarla. Hepsine ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Yani hepsini merak ediyoruz ama hepsi farklı farklı hastanelerdedir. Umarım iyilerdir. Böyle bir şey yaşadıklarını biraz zor atlatacaklar ama İnşallah daha güzel hayatlar onları bekliyordur. Gittiğimiz gün bir anne kız vardı. Onlar 8 katlı binanın 7. katında oturuyormuş. Biraz şanslılarmış yani. O binadan galiba onlardan başka çıkan olmadı. Hepsi ya farklı farklı. Ben inanın anlatırken boğazım düğünleniyor biraz. Çok konuşmak da
şey değil, hepsi yani 115 kişi şey yaptık, vefat eden olsun, canlı olsun, hepsinin ayrı hikayesi var. İşte çıkardıktan sonra, hani ölü de olsa çıkardıktan sonra aileleri geliyor, teşekkür ediyor, sarılıyorlar. Beni en fazla etken Rabia öğretmendi. Rabia öğretmeni kurtarırken dedik, küçük bir kanal, kanal diyelim, koridor oluşturduk. O koridordan direkt sesini duyduğumuzda, yani askerlerimizden birisi, işte arama ekibinde misiniz, bize yardımcı olabilir misiniz, bir ses geliyor diye yardım istedi. Direkt biz de hemen arabayı kenara çektik, müdahale etmek için gittik. Bir ses dinlemesi yaptık. Ses dinlemesi yaptığımızda inceden bir ses duyduk. Bu sesi duyunca biz, yani ister istemez mutlu oluyorsun. Bir canlı var sonuçta o enkazın altında. Direkt müdahale etmek için bir koridor açtık. Koridoru açarken Rabia öğretmeni tam yaklaştık, sesi net geliyordu. Direkt bizden eşarp ve çorap istedi ilk olarak. Kapalı bir ablamızdı kendisi. Koridorda çalışma esnasında yine yüz yüze geldik, böyle konuşuyorduk kendisiyle. Direkt bana dedi, neden maske takmıyorsun dedi. Yani kendisine de ben maske uzattım. Maskeyi kendisi istemedi, sen tak dedi işte. Yani kendisinin de mutluluğunu yüzünden gördük zaten. Yüzünü kapattı, direkt götürdüler. İnşallah kendisindedir, sağlığı yerindedir. Mühendis arkadaşımızla beraber bir koridor oluşturulmuştu. Doğrusu kendiliğinden oluşmuş bazı böyle engeller vardı. O engelleri kaldırdık. Bir küçük kedinin geçebileceği kadar bir mesafe vardı. O mesafede bir ileri bir geri gidiyordu. Ufak bir sopa bulduk. Ya onun yardımıyla kovaladık. Bir taraftan birimizi tuttuk, dışarı çıkartmıştık. O şekilde kurtardık kedimizi. Burada yerin altında cevher çıkarttık. Tamam, yani can çıkartmak farklı bir şey. Bu ekibi Hatay'a yönlendiren sizdiniz. Evet, doğrudur. Hatay'da tam olarak nereye gittiniz? Kaç kişilik ekiple? Hatay'da önce bir AFAD koordinasyon merkezine uğradık. Hani biz nerede görev alalım diye oradan bilgi alıp onların yönlendirilmesi üzerine gittik. Bize Ak Mahalle Torunlar Apartmanı'nı verdiler. 75 kişinin olduğunu söylediler. Onun üzerine oraya gittik ve depremzedeydik. 6.2 Kozan'ı da etkilemişti. Çocuklarını, karısını bir güvenli yere bıraktıktan sonra bizim çalışanlarımız kendileri istedi gitmek. Gönüllü olarak gittik. Hani hiç gelme dediğimiz kişi de en azından çayınızı demlerim diye gelmek istedi. Bir 67 kişilik bir ekiple gittik. Sağ olsun arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. İnsan şey düşünüyor, bir empati kurunca yerin altında sen de olabilirsin. Beklentin ne olur dışarıdaki? Hani bir kişi bir kişidir.